Sen bunu yaptın mı hiç? Bir kere yemiştin, babaanne de sevmiştin. Anne, bir bak ister misin? Bu aldım. Çok güzel bir tarif. Selam. Antep videosu 2. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, ne yapıyorsun başka? Like yapmayı. Başka ne yapıyorsun Mehmet Şems? Unutmayın. Neyi unutuyorum? Unutmayın. Anacığım şimdi bu ne? Ben çıkıyorum. Şimdi bu Antep'in alacağı şu an. Dur şu. Özge sen çekmen lazım anamı. Dur. Şu gösteren. Şimdi bu ne anacığım? Senin ben çıkayım. Gaziantep'in özel alacağı çorbası. Şu? Gaziantep'in soğan aşçısı. Sürekli olarak bir Gaziantep vurgulaması. Tabii Antep'i vurguluyor. Bugün... Bu ne anne? Ben bunu ilk defa görüyorum aslında. Bu da peynirli börek. Ne peyniri? Gaziantep peyniri. Aha annem. Şu benim favorim zaten. Şu da şekerli. Bunun şekerlisi. Ama fıstıklısı. Şu ne anne? Şu. Bu da işte peynirli börek. Bu peynirli börek. Tarhumlu. Yok. Değil tamam. Değil. Şu da zaten biliyorsunuz yine Gaziantep'imizin içli köftesi. Evet. 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 Bu da Gaziantep'imizin teresi. Bu da Gaziantep'imizin çocuğu. Gaziantep'imizin turşusu. Tabii ki burada çekim yapamayacağız. Evet. Ama böyle başlayalım dedik video. Antep'in gitmediğimiz kebapçılarını gezeceğiz. Ben de kanala abone olmayı, yarım atmayı unutmayın. Geliyorum annem. Gelin kızın yanıma. Gelinleri severler. Nasıl gidiyorum biliyor musun? Abi tatlı. Daha ucuz şekerli mi? Yok, tıraş ben çok tarhunluyu merak ediyorum. Size yorumlarımı söylerim. Dur, ince ben bilmiyordum. Evet. Aa, çorba falan dedim. Cem dedik, uu, annem duyarsa size çok sinirlenir. Ben bazen böyle bir masada konuşurken yan masadan işte çorba var. Hemen müdahale etmek istiyorum yani. Değil. Ama şu şey ev usulü Ali Nazik onun tadını merak ediyorum. Sen yemezsin tamam, de ben yerim. Sen yersin. Ev usulü Ali Nazik'in farkı ne? Kıymayla yapıyoruz. Hani kebap çekiyoruz. Aynen. Evde aynen. Zırh kıyması yapıyoruz. Evet. Zırh kıyması. Esas orijinal evet kıymalı aynen. Bunun. Selam. Neredeyiz biz? Omaç'tayız. Omaç'tayız. Turist geliyor mu? Çok fazla geliyor. Süper. Hı-hı. Tam turistik bir mekan zaten. Evet. Çünkü biz Antep'te Antep yemeği yapan yer bulamamıştık. Bir MSM bir de sizi söylediler işte. Doğru. Tabaklarınıza bayıldım. Her yer şey, her yerinize yukma zaten. Sizin isim neydi? Artık. Tuğçe. Tuğçe çok memnun. Annemin evine giriyoruz paspaslar bile size yukma. Bardaklarımız da tam böyle eski şey Antep çeyizlerine giren bardaklar bunlar. Evet. Anamın muhakkak bu bardaklardan vardır elinde. Vardır. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim sana. Tamam, çok sağ ol. Selamlar. Merhabalar. Antep'te inanılmaz harika, muhteşem ötesi bir yere geldim. Şu anda çok sevdim burayı. Sandalyeler eski, babaannemin sandalyeleri şunlar. Anneannemin, babaannemin sandalyeleri. Ya onu bırak sen, o örtüyü gördün mü ne olduğunu? Şey benim gözüm o kadar uzağa görmüyor. Dantel mi? Dantel el işlemesi komple. Aynen. Antep işi derler ona. Yemekten sonra sizi gezdiririz. Bak çok etkilendim ondan. Çünkü benim annem biz küçükken annem evde nakış işlerdi. Antep'te kız evlendireceğin zaman kızın illa çeyizinde Antep işi olmak zorundaydı. Olmazsa her ayıplanırdı. Bir şey söyleyeyim, her yerde var o. Annem de bunu parasıyla işlerdi. Hadi ya. Bizi hani eve katkısı olsun diye işte şeyin Fatma ablanın kız evlenecek örnek veriyorum. Onu evde olurdu sabaha kadar işte işlerdi onu. Eskiden oradan... ama herkeste vardı o dantel işi. Evet. İşte kendi yapamayan da yaptırırdı parasını verip dışarıdan. O her yerde var. Evet. Ben arkadaşlarım hatırlıyorum işte parayla birilerine yaptırdıklarını. İşte o parayla yapanla çalışan. Arkadaşlarım dedim mi şimdi ben 32 yaşındayım ama işte arkadaşlarımın ablaları falan. Parayla böyle dantel havlulara falan el yaptırırlardı. Işte evet. Ve bunlar annemin... Olmazsa olmuyordu hakikaten. Ay ne güzel belalardan kurtulmuşuz ya. Düşünsene ben şimdi bunları yapacaktım. Kullanılmıyor da. Sen annemin tuvalete girdiğin lavabonun üstündeki o ayna var ya köşe. Ya, onun dantel bile, var ya. Onun üstünde bir dantel var farkındasınız. Bak şu Omaç diyor. Mekanın adı Omaç. Yemeğin adı da Omaç. Omaç'ın hikayesi şöyle bir şey. Bu yokluktan çıkmak bir yemek yemek. Aslında Antep'te çoğu yemek de yokluktan çıkmadır bu arada. Hiç de yokluk görmüş yemeklere benzemiyor. Simit aşı var mesela eski geleneksel. Gelsin istersen ye. Bir dakika Omaç'ı size okuyorum hemen. Salçalı ekmek gelmiş. Oğlum salçalı ekmek la bunu oğlum. Bu da işte bu yokluktan gelme işte bu. Bunu zengin işi yapmışlar. Gevrek ekmek. Durun. Nane. Durun. Omaç'ı size okuyayım. Kurtuluş Savaşı sırasında Gaziantep'e yemek tedariği azaldığı zaman Antepli kadınların ellerindeki erzak ile hazırladığı kuru yufka ekmeği, salça, peynir gibi malzemelerle yapılan bir tür köftedir. Vay. Savaş zamanıymış. Bu arada buranın hikayesini çok beğendik biz. Esra Hanım anlatsın. Bize anlattı tabii. Bize dedik ki hemen. Bunu dinlemelisiniz. Dinlemelisiniz. Çünkü kapıya geliyorsunuz, zile basıp içeri giriyorsunuz. Biz dedik acaba arka kapıdan mı girdik, mal kabulden mi girdik acaba? Of. Bu ne?
baharatlı lor peynirimiz. Bizim şey Hatay sür peyniri gibi bir peynir bu. Bu da yağlı köfte, malt kalaş. Bu hayvanlı köfte. Bu malt kalaş demişim, yağlı köfte. Aynen. Pardon. Bunu şey yapmışlardı, bir kebapçıya gitmiştik de annem yaptı deyip getirmişti bir abla. Hatırladın altında, mı? Altında. O değil mi? Yapan kadın direkt getirdi. Ha, bu da bu. O maç. O. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Niye ekmiyoruz? Açtın mı Özge sen onu? Açtım. Tamam. Gaziantep 500'e yakın yemek ve tatlı çeşitlerinden oluşan bir mutfak kültürüne sahiptir. Bu nedenle dünyada şehrinin ismiyle anılan tek mutfak Gaziantep mutfağıdır. Öyle mi? Dünyada tek mi gerçekten? Öyle yazmışlarsa öyledir o. Çünkü Antepliyim. Bir ayrıntı göstermek ekmeği istiyorum. Ekmeği yiyeceğim. Sırf ekmeği yemek için yiyorum şu an ya. Yuvalama var menüde. Şey yazmışlar altına. Kesinlikle çorba değildir. Bakın kesinlikle çorba değildir. Bir önceki videoda annem yuvalama tarifi verdi. Özge'ye nasıl baktığını gördünüz değil mi? Bu yemek özel yemek. Ben artık yok, ilk başta bilmediğim için ilk gerçekten o gaflette bulundum. Nasıl bir gaflette bulundun? Allah çorba sana dedim. Cemil'lik üstü. Sakın dedim ha dedim, öyle şey yapma. Beni parçalar. Bir şey bu ev harika bir ev ya. İşte orijinal gerçek Antep evi bu Özge. Bakayım şu o maç neymiş. Onu en sona bırakıyorum ya. Niye? Ne bileyim. Duyamadım yemeği. Gerçekten güzel. Bir o maç tarifi verir. Anama yaptılar mı? Annem yapsa ya. Tamam. Allah'ım yiyorum ben bunu şu an ya. Ne güzel değerlendirmek için. Ben bunu en son ne zaman bak yedim? Yokluktan çıkmış yemek diyor ama lezzetli. Vay be. Ben bunu ne zaman yedim değil mi Özge? Ne zaman? 10 sene olmuştur yiyelim. Ne diyor? Vallahi. Genel zaten mutfaklar yörenin işte dağlık olması. Çok güzel ya. Hep böyle ona göre şekilleniyor. Geçen de Bingöl mutfağını konuşuyorduk. Aslı abla diyor ki tabi diyor kış, kar, kıyamet, dağlık olduğu için bütün yemekler diyor süt ürünü. İşte yoğurt. Kastamonu'da mesela annemlerin çok değişik yemekleri var. Çok iyi Özge bu ya. Bu gerçekten çok iyiymiş. Bu çatalla yenmez de yiyor o zaman, benim olsun. Nasıl yenir? Elle. Sen köfte yiyorsun bu. Ben elimle yerim de sonra bana vır 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 vır. Köfte gibi yani. Şu anda da yok, ben bunu yiyoruz diye bıdı bıdı olmasın. Gerçekten diye. Sağ olun ama YouTube'da bana kızan yok. Instagram'da hep bana kızıyorlar elimle yemek yiyorum diye. Ayıp, elle mi yenir, şöyle mi yenir, böyle mi yenir? Ya pilavı da elle yemiyorum yani. Ha. Ekmeğin arasında bir şey koymayı seviyoruz. Geçiyor da yapıyor hep. Her şeyin arasında bir şey. Ha, evet, buyur. Ben bu küçükken babaannem bir kuzeni vardı. O çok yemek yemezdi. Benim yanıma verirdi ki onu şey. Ben her şeyi ekmeğin içine koyuyorum. Her şeyin ekmeğin içine koyuyorum ya. O da özenip benden hemen ekmeğin arasına koyardı. Küçükken de öyleydim. Erdem benim has kayınçom bu arada. Babaannem şey diyordu ya. Ne güzel diyordu. Her şeyi ekmeğin içine dolduruyor. Ne güzel ya. Annem de sinirleniyordu. Bu kadar ekmek yeme. Şeyi söylemiyor ama. Erdem'in yemediği yemeği de kendisini yediğini de söylemiyor. Ha abi. Evet. Onu hep benim yanıma veriyorlardı. Senin yanında yiyor diye. Anladım. Yemiyordu. Ben de sıkılıyordum. Onun yemeğini de yiyordum. Ne yapayım ama yemiyordu. Buraya gel. Onu da ben yiyordum. Çok iyi ya. Lan nasıl mutluyum ya şu an var ya. Burayı bize kardeşim önerdi bu arada Cihan. Cihan ismi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yani bu arada hafta sonu bayağı dolu oluyormuş. Hafta içi pazartesi günleri sakinmiş. Sakinken gelin bence. Biz bilmeden geldik ama çok cuk oturdu yani, öyle diyeyim size. Ne yedin öyle? Sarımsak. Turşusu mu? Hı. Ay dolma çok güzel olmuş. Bidonun altına koyulur ya böyle içine sarımsak böyle biraz. Ben turşu sevmem. Ben hep seçer yerdim onları böyle. Çıtır çıtır ya. Annem de kızardı. Bakın bitiyor. Sevmediğim bir şey turşu. Bitiyor diye. Lezzet veriyor o turşuya. Ben o turşu olmadan içinden sarımsakları yerdim. Annem de kızardı. O zaman çok koysalar sarımsağı sen onu yiyorsun. Onu düşünemiyorduk işte. Tamam abi düzgün yiyeceğim, buyur. Al. Ben de düzgün yedim. Ya tabakları falan. Allah Allah. Bak yine para almışız gibi övüyorum. Abi yine adamlar bak her şeyini düşünmüşler. Tabakları görüyor musunuz? Servis. Tabaklar bu arada söyleyeyim ben direkt size. Karaca'nın tabakları. Aynı zamanda Karaca'nın yine şöyle tabakları var. Selçuklu mutfağın, Selçuklu dönemini anlatan tabağı var. Adamların reklamını yapıyorum ama gerçekten çok güzel. Hatta Ömür Akkor serisi bu. Bilginiz olsun isterseniz yani. Ha. Ay harikasın. Bacım kim yiyecek bunlar neresi? Az az getirdim. Ha, normalde porsiyonları çok büyükmüş. Tamam. Bunu da vereyim. Üstü kapama, iç pilav. Üstü kapama dedi et Özge, senin sevdiğin bu. Ay ben üstü tamam kapama deyince şey sandım. Neyi? Perde pilavı sandım. Ay valla eş gibi taraklı tavuk. Ay. Bunun aynısını şeyde yedik biz MSM'de ama yine yeriz. Özge sever. Ev usulü verdik. Oradaki pirzolayla değildi. İncikleydi. Hı hı. Tamam doğru.
Yoğurtlu patatesin bulgur pilavı. Oo, bunu aynen direkt bana menüme indirirse Gözge sevmez onu. Şöyle ya yerim yerim. Boşver. İç pilavına bak, kapamaklı yani etli. Ay, bu anne nazik. Bunu anam gibi yapmışlar. Anam evde nasıl yapıyorsa burada da aynısını yapmışlar abi. Bak böyle. Dur bir dakika. Tabaklar yine muhteşem. Bu borlan. Bir şeyler koyacak beğendim aşkım. Bu da? Ayvalı ekşili taraklı tava. Bu ne biliyor musun? Bak şimdi bunun üstünde şaspir. Teşekkür ederiz. Beni var ya benden aldınız ya şu an. Harika her şey. Her şey yolda mı? Çok teşekkür ederim. Ya fotoğraflarını çekeceğim dur. Abo doğru hiç yapmadık onu. Şu bizim bir de Instagram var çünkü. Onun. O nedir? Bu şiveydiz. Taze sarı ve taze soğanla yapılıyor. Mevsimsel o. Teşekkür ederim. Teşekkür çok ederiz sağ elinize çok sağ olun. Şu masanın fotoğrafını çekmedin. Ya Özge çok özür diliyorum. Bu kadar heyecanlandım ki. Çok haklısın. Normalde ben kızarım. Ya gördün mü? Demek ki ben de böyle oluyorum işte. Özge ne yapıyorsun derim. Bir dur derim. Ben... Evet ben böyle oluyorum işte. Ben her yemeğe böyle oluyorum. Ha öyle bir şey var. Ama evet, bunu yedik şimdi. Bunu çekmedim. Ben orasını almam onu. Tamam. Tamam. Şu hasbirliği çok merak ettim. Çabuk ol. Aa yemedin mi? Sen önce daha taze soğanlı çok merak ettim. Daha hadi iyi. Hadi. Ben de heyecanlandım. Hasbirliği şey yemedin mi Özge? Onu kadar alayım senin. Ben hasbirli patates. Dur abi dur tamam. Çekeyim ben. Çektin çekmeyi unuttum. Siz de bir yakından görün. Evet. Şimdi ben bunun montajını yaparken biraz zor olacak. Bu hasbirli patatesimiz, bulgur pilavımız, iç pilavımız, Ali Nazik anamın yaptığı gibi şiveydiz nanesini sonradan verdi üstüne. Ekşili taraklık pirzoladan yapılıyor. Bu da anamın meşhur yağlı köftesi. Bunu bir gösterebilir miyim? Bakın taze şey var, sarımsak var. Evet. Bir de şurada zeytinyağlı dolma var ama etli olmadığı için ben onu saymadım. Ama için çok güzeldi. Evet güzeldi ama. Hadi. Tamam. Ben asperizli patatesiyim abi, patatesim. Ben şu sarımsağı merak ettim. Allah'ım ya. Anam gibi yapmış ya. Harika ya, her şeyden yemek yapmışlar. Taze sarımsağı böyle yemek yapmak aklıma gelmezdi. Ama Antep'te bir şey var. Gerçekten yoğurtluyorlar çoğu şeyi. Bir de yuvarlıyorlar. Bir de evet, her şeyi yuvarlıyorsunuz. Şimdi bir tık patatesi kızartmış galiba, diri kalsın diye. Dağılmasın diye patates, haşlanmasın fazla diye. Ama böyle bir şey beklemiyordum patates yemeğinden. Bizde patates yemeğinden salçalı falan yapar. Ay bu harika. Cem övdüğün kadar varmış. Bir şey söyleyeceğim. Aşık oldum ben bu patatese. Yemek istemiyorum hepsini birden ama çok gelmedi Müzgü bu yemek bize şu an, farkında mısın? Değil. Bir şey söyleyeyim, şu sarımsak mı? Onu da yesiniz. Hangi sarımsak? Bu et. Ver yemişsin, ben yerim. Ben yerim. Et severim. Bu nasıl bir şey ya? Yoğurtlu sarımsaklı. O kadar güzel ki. Ve yapımı o kadar basit ki normalde. Ya Cem yoğurt patates dedim ya, bize patates mi yedireceksin? Anneme yaptırayım falan. Bir de dalga geçirdi benimle, ben İstanbul'da söyledim. Yoğurtlu patates mi olur ya falan dedi. Ya yemin ederim laflarımı geri alıyorum, inanılmaz güzelmiş. Sen gidemiyorsun değil mi yandığın için? Hı. Vurgu pilavı. Şu kapamayı ver bakayım. Yok. Sen böyle devam et önce, şimdi yiyeceğim. Az dedik, bizim porsiyonlar büyük dedi. Bu az dedi, bu da az hale. Haberiniz olsun. Orta fiyatları gördün mü Özge? MSM'de aynı hemen. Yalnız biz geçen videoda Cem MSM'nin fiyatlarını yanlış yazmış. 975 otelin gecelik fiyatıydı. Ben onu yanlışlıkla tam MSM'den olduğu bölüme eklemişim. Montajı ben yapıyorum, özür dilerim, kusura bakmayın yani, idare edin. Burada fiyatlar 470 falan almışlardı bizden. Yemeklere göre çok iyi. MSM'den 470 falan aldıydı bizden. Evet öyleydi. O kadar yemeğin yani. Bir şey diyeyim mi? Ay, ayvalı bu yemek çok güzel olmuş ya. Geçen ayvasından yememiştim, şimdi yiyeyim. Biz başka yiyeyim. Yemek yemeyiz biliyorsun değil mi Özge? Yeriz. Vallahi şu an bütün yemekleri anam arıyorum şu an. Vay be. Zerrin anam. Demiş ki bunu da yapardı. Hepsini yapardı ya. Gerçekten çok çeşit var Antep'te ya. Şu an şu sarımsağı böyle yediğim taze sarımsağı yemek olarak. Oğlum yeni dünyada kebap yaptık diye dalga geçtim biz de. Yeni dünyada kebap mı olur? Erikten yemek mi olur? Ha, ben şaşkınlığımı belirtiyorum. Ulan bu patatesi bu kadar beğeneceğim aklıma gelmez de. Bir şey söyleyeyim mi Özge? Pilav çok iyi ya. Çık elini. Bol etli aldım ben. Şurada önünde dursun. Tamam bak. Kadın haklıymış. Mardin'inkine falan alakası yoktur. Farklı. Kapama deyince gerçekten ben perde pilavı sandım. Ben de sanmadım mı? Kapamam eti... Etle kapatıyor. Harika değil mi? Kapamın üstü kapalı bir şey sandım yani.
Et koymuşsun. Etle kapatıyoruz. Hmm. Çok iyi. Hmm. Ben bunu burada çalışırken restoranda düğünlerde yapardık biz bunu. Sen burada restoranda çalıştın mı? Tabii. Üniversitenin orada eskiden şey vardı. O zamanlar şehrin dışıydı orası. Caner Spor Center vardı. Orada çalıştım ben. Ha, hatırladım, anlatmışsın. Gösterdin hatta bana. Bunu yemiyorsun sen. Cem patlıcan yemiyor. Sebebini anlat. Her pazar patlıcan kebabı yapılır bizim piknikte. Ya her pazarda patlıcan kebabı yenmez ya abi yani, anladın mı? Artık şey oldum. Cem de yemek istemiyormuş küçükken. Ona da zorla yediriyorlarmış. Tiksindim ben de. Lükse bak ya. Ama etten, kebaptan niye tiksinmedin? Kıymadan da tiksindim işte. Kıyma da yemem ben. Ha doğru, kıyma da yemiyor. O patlıcan kebabının etini bile yemiyorum ya, öyle düşün. Patatesini yerdim sadece, biliyor musun? Bir süre sonra. Vay be. Olaya bak. O yüzden löpet diyoruz biz sürekli. Hep insanlar diyor çok et yiyorsunuz, tamam da işte kardeş kıyma sevmiyoruz. İyi de kıyma da et. Sen diyorsun ya ona kıyma. Dur. Anlatayım. Diyarbakır'da arkadaşım. Kız vejetaryen. Kebapçı gibi bir yere gidiyorlar işte. Kız diyor ki etsiz bir şey var mı? Var abla diyor, Urfa var, Adana var. Kıymayı etten saymıyor adam. Böyle oturursak süper. Tamam. Biz yemeği yedik ama gerçekten biz azar azar istedik, çok yermiş. Yo, ben devam edeceğim. Edeceğim mi Özge harbiden? Edeceğim. Tamam. Yani bunlar gerçekten azar azar ya. Bu azar yani azar mı? Ali Nazik'imizi ben yukarı söyledim yani, hani azar azar vereceğiz. Ali Nazik normalde bundan mı geliyor mesela normalde? Bir şunun bir büyüğünde geliyor. Oo. Aynen. İç pilavı? İç pilavı daha böyle bastığımız kalıbı büyük olanı var. Anladım. Onunla geliyor. Hepsi yani, öyle. Yani bu tabaklar azar azar, emin olun yani. Esra'nın geldiğimizde hikayesini anlattı buranın. Bize dedi ki tekrar anlatabilir misin? Rica ettik, sağ olsun. Biz kapıdan geldik, kapı zile bastık ya. Evet. Biz dedik ya bu yanlış yere mi geldik? Sonra karşıda esnaf vardı, abi dedim burası mı dedim. Burası dedi. Açık değil dedim, zile bas dedi. Tamam dedik. Özge dedik ne kadar saçma, kapı kapalı dedi. Şey, ben mal kavur sandım. Acaba dedim arka kapıdan mı girdik? Evet. Öyle sandım. Ama doğru. Hikayesi varmış. Aynen. Yani kapımızın kapalı oluş sebebi, işte iki sebebimiz var. Birisi, burası eski bir Antep evi olduğu için biz gelen herkesi burada misafir olarak ağırlamak istiyoruz. Yani buraya bir restorana gelmiş gibi hissetmenizi değil, birinin evine gelmiş, evet, yemeğe davetli olarak hani onu hissetmenizi istiyoruz. Kapıda karşılıyoruz, kapıdan gönderiyoruz bütün misafirlerimizi. Zile basıyorsunuz abi. Aynen. Teyzemin evine gelelim, zile basıyorsun. Açtın, açıyor. Diğer sebebimiz de işte benim büyük dedem burada yaşamış. Burada yaşarken 13 yıl Filistin Savaşı'na gidiyor. Orada savaşta artık yaşanılan olaylardan dolayı herhalde. Travmalardan. Aynen. 13 yıl sonra döndüğünde burada kapının ziline basacakken annesinin ismini unutuyor ve ağlamaya başlıyor. Burada oluyor bu olay. Aynen öyle, bu kapıda oluyor. Her bastığımızda, her basanda onu da ansın istiyoruz. Harika. Evet, ya. Ben çok duygulandım. Hem tüylerim diken diken oldu valla. Bu arada sebebimiz bu konak 150 senelikmiş. Aynen. Burası eski Antep evi. Çok güzel, çok güzel bakmışlar. Çok beğendim ben ya. Ben de çok beğendim. Huzurlu bir yer burası ya. Yani hani evet, böyle bir gelen herkes de onu söylüyor yani. Hani buraya oturduk mu buradan gitmek istemiyoruz diyorlar. Evi çok gibi çünkü. Var diyorlar. Aynen öyle. Bir de buranın, onu hissediyorlar. Buranın yerlisi muhakkak kendi evi böyle değilse bile birinin evine gitmiştir. Aynen öyle. O şeyi, evet, canlandırıyor, anısını canlandırıyor burada. Benim çok anım canlandı mesela. Kesinlikle. Burada. Kesinlikle. Şu sandalyeler. Mesela o sandalye, yemek takımı. Bu evden hiç çıkmamış bir takım. Benim babaannemin aynen masa sandalye. O üstüne işte Antep işi değil mi? Aynen. El işleme. Şimdi Özge görse çekeriz onu. Onlar da. Yani o masa örtüsü de eski. Şimdi ayıplarlar da eskiden yani yoksa. Yani Antep işi gene var. Var mı hala? Var hala. Yapıyorlar mı hala? Hala yapıyorlar tabii. Hala yapılıyor. Hala evlenecek bütün kızların çeyizini Antep işi konuyor. Aa. Ama yapmıyorlar. Hazır alıyorlar artık. Ya artık hazır alıyor. Hazır alıyorlar yani. Şimdi bizim zamanımızda da eskiden işte gelirdi böyle onu işleyen, evet, teyzeler vardı. Evet, evet. Ben hiç unutmam yani, biz okula giderdik, annem bizim çeyizimizi hazırlamaya başlamıştı işte yani. Öyle diyoruz ki 2-3 yaşında çeyiz yapmaya başlardı. Tabii o Antep işleri işlenmeye başlardı. Şimdi yok, dediğiniz gibi, evet, hazır alınıyor yani. Bir de bunun sonradan şeyi çıktı, makineyle yapılanı çıktı falan. Yok derlerdi, bu el işi olmazsa olmaz, onu da ayırırlar. Beğenmezler. El işi olacak. Kaç kilo, evet, kaç kilo yünü var, kaç döşeği var, o sorulurdu kızın. Doğru. Kaç döşeği var. Kız tarafı mı alıyordu yünü, erkek tarafı mı alıyordu yünü ya? Yün yatak. Yün yatak. Yün yatak. Yün yatak kız tarafı mı alırdı, eski tarafı mı? Bence kız tarafı. Kız tarafı alır değil mi? Sorarlardı çünkü. Aynen. Kaç döşeği var? Tabii. Kız tarafı. Lan neler neler varmış ya. Bak aşkım, böyle şeylerle uğraşma. Allah razı olsun benim adamdan ya. Yemin ediyorum var ya.
Uğraştırmadım. Evi bile sorma. Eviniz var mı diye bile sormadı bana. Yani nerede oturun diye bile sormadı benim Özgen'in annesi. Tamam mı? Ama kalmadı. Sağ olsun ya, Allah razı olsun. Kalmadı. Benim hayvanla bir tane kalmadı. Ya. Kalmadı. Buradan da biz çok beğendik. Ona selam olsun Kadir Hanım. Afiyetler olsun. Ayaklarınıza sağlık. Kadir Hanım'a selam gönderdim, fark ettin mi? Cem eski toprak olduğu için herkese selam göndermiştir. Selam göndereceğim biri varsa Esra. Selamlar. Anneciğim seni çok öpüyorum. Menüyü tekrar girip en baştan böyle tek tek yapmışlar. Ve mesela şu bana garip gelecek gibi sandım. Şveydiz. Ama çok hoşuma gitti. Şveydiz çok güzel bir yemektir, evet. Ve çok sağlıklı bir yemektir. Ya evet, sarımsak. Çok keyiflidir. Antep'in bütün yemekleri sağlıklıdır. Bu arada sarmayı vişneli yapıyorlarmış. Cem de dedi ki Antep'te vişneli sarmam var. Sonra Esra Hanım'ın babaannesi mi? Aynen. Babaannemden dolayı biz onu öyle yapıyoruz. Çünkü o yani hep sarma yaptığında o zamanın mevsimde meyve neyse o meyveyi içine mutlaka koyardı. İşte vişne koyardı, erik koyardı. Çok güzel gül reçeli yapardı. Isparta'dan gülleri gelirdi. Gül yaprağı koyardı ya, sarmanın içine. Ya, o gülün rehası gelirdi falan yani. Çok keyifliydi. Çok güzel. Biz ondan esinlenerek. Dolma taşınız var mı? Olmaz olur mu? Sen biliyor musun dolma taşını? Annem olmaz de istiyor. Görmüşsün. Bana diyor, taştan getir. Böyle bir dolma taşı. Kullanmasa da durur o şeyde, evde altta durur. Aynen. Onsuz dolma pişmez ama. Eskiden yani. Burada da muhtemelen mutfak evin dışındaydı değil mi? Tabii dışındaymış. Bizde de dışındaydı. Aynen dışındaymış. Lavabo da dışındaymış. Bence bizde de aynı, annelerinde evet. De öyleydi. Mesela ilk o yediğiniz salçalı ekmekte, o da şeyden esinlendik ona da. Hani eskiden böyle aşağı iner, oynarız işte sokakta, ben mahallede. Tam. Toptan gelirdik, açız. Aynen, açız. Ekmeğe salçanı sür, ye. Aynen öyle. Onu oradan esinlenerek evet. Yaptık. Ben çok beğendim. Çok güzel o da. Naneli hiç yememiştim. Aa, yedin ya Özge şeyden. İşte şey, ilk defa Antep'te yedim ve inanılmaz güzeldi. Kuru nane. Bir şey yoktu hiç. O şey işte, hemen hızlı ye, kaç oğlum. Aynen öyle. Karın doyurmalık. Ben domatesli ekmek yapıyordum. Babaannem onu yiyordum. Yine domates varmış. Salçalı ekmek de severim ha. Ama çok salçalının da lezzeti çok güzeldi. Evet. Kurutmadır o. Yani hepsi zaten doğal bizim. Yani biz burada hiçbir şeyi hazır almıyoruz. Yoğurdumuzu da biz yapıyoruz. Yani kahvaltıdaki reçellerimize kadar her şeyi biz yapıyoruz. Yoğurt zaten hazır yoğurt değil belli. Değil, biz yapıyoruz. Çok güzel, çok lezzetli. Ben onu bitireceğim şimdi. Sen onu bitir de şunu da yiye ama pezolayı. Onu da yiyeceğim. O da ekşili tarak. Helal olsun benim. Çok teşekkür ederim. Yani bu ikisi mevsimlik zaten. Hani şu an bu mevsimde var. Bittikten sonra bunlar kalkıyor. Siz hep mevsimlik daha, başka şeyler geliyor. Daha menü değişiyor. Menü değişiyor sürekli. Kaç ayda bir? Mevsime göre. Aynen öyle. Buraya gelirseniz ki gelin yani. Yani evet. Şey demiyoruz. Ama menünün içinde hepsini yemeğin hikayesi, her yemeğin hikayesi var değil mi? Aynen. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Çok hoşuma gitti ya. Bir yarım saat süren sipariş edemeniz bu arada. Buradan sonra nereye gidiyoruz Özgür Hanım? Ben size götüreceğim. Esra Hanım'a da bu arada çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Zahmet verdik size. Çok geldiniz bize buraya. Ayaklarınıza sağlık. Anlattınız, ne demek, yorduk ne sizi. Teşekkür ederiz. Başımızın üstünde yeriniz var her zaman. Bak Antep'li çünkü. Çok sağ olun. Biz yer bulamayız diye korktuk, yazdık. Evet, geliyoruz biz dedik. Ama Allah'tan bugün sakin. Aynen evet. Öyle. Gelirseniz pazartesi günü burada olmaya çalışın. Şey yapın daha böyle sakin. Relax. Aynen. Evet. Görüşürüz. Afiyetler olsun. Teşekkür ederiz. Sen kapat artık. Tamam. Bu arada ben bugün ne öğrendim? Bu soğuk baklavayı Diyarbakırlılar yapmış. Ama içine fıstık koymamışlar. Antepliler içine fıstık koymuşlar. Tabii siz her şeyin içine fıstık koydunuz. Fıstıklı yapan Anteplilermiş. Normalde ya, bardaklarınıza bayıldım. Fıstıklı fıstıksızmış normalde. Bardaklarınıza bayıldım. Çok güzel değil mi ya, hikayeye bak ya. Ben oturduğum evi restorana çeviriyorum abi yıllar sonra. Gelen burada insanlara evimi anlatıyorum. Ben burada top oynadım, ben burada büyüdüm, ben burada yemek yedim diye. Çok, ben isterdim yani böyle bir... Restoran havası olmasın diye zaten bütün yemek takımlarımız da farklı, işte fincanlarımız da farklı. Ya ben de isterdim mesela böyle bir işletmem olsun, hani hikayem olur. Hani benim büyüdüğüm sokak, mahalle, cadde, ev. Şurada eminim ben, biriniz uyumuşsunuzdur ya şu damda. Ya. Hiçbir şey olmadıysa o damda salça kurutulmuştur ya. Annenem salçayı yapardı, günde iki defa çıkardı garibi menüste. Karıştırırlar. Beraber çıkalım oğlum, düşmeyeyim ben. Karıştıralım, geri aşağı inelim. Karışın. Vallahi ya. O zaman da onun değerini bilmiyorduk işte, o salçanın kurutmalıkla kaynatmalığın arasındaki farkı küçüğüz, bilmiyoruz biz. Şimdi ben annenemin ne kadar değerli bir şey yaptığını fark ettim. O salçanın kaynatmalık salçayla yemek yapıp da kurutmalıkla yaptıktan sonra onun aradaki evet, farkı görecek. Evet, arada o kadar fark var evet. Ki. Mesela o biberleri falan hep
çekilmiş biberleri evde yaparlardı. Ben anneyi hatırlıyorum, ben annemin elleri yanardı yani, geceleri uyuyamazdı. Biliyorum. Benim annem de böyle elleri çatlardı. Değil mi? Alaybey Mahallesi'nde oturduk biz. Orada büyüdük yani. Reyhan Sokak'ta. Hı-hı. Çıkmaz bir sokak olduğu için bütün mahalle toplanırdı kadınları. Değil mi? İsimlere bak, Hattuş teyze, Sultan abla, Hatice Hı-hı. abla. Hep bunlar Antep'in yerel kadınları. Hı-hı. Firdevs teyzem. Firdevs. Evet. Firdevs olabilir mi? O Firdevs. Firdevs. Evet. Böyle yerlere savanlar, şeyler, örtüler serilirdi. Traktörlerle biberler gelirdi. Bütün mahallenin kadınları, çolukları, çocukları, herkes biber, patlıcan oyardı. Ben anamı hatırlarım, geceleri buralar çatlamış, uyuyamaz, ellerim yani uyuyuyuy diye. Niye? Salça yemeye salça yapacağım diye. Ama işte annenin de işte ne kadar kıymetliymiş. Ben bir şey değildim yani o zaman da, nereden bileceksin? Ben buna bayıldım ya. Ekmek vereyim mi? Siz konuşurken ben götürdüm. Ben video, götürdüm. Video çok uzadı ha. Hadi ya, artık kesersin. Tamam, hadi görüşürüz. Buradan sonra gidiyoruz başka yere. Kesin kapatıyorum bu sefer. Sütlacın tadını söylemem lazım. Tamam, onu açarım geri. Esra Hanım'ın babaannesi, dedesi. Esra Hanım aynı zaman. Evet, bu arada çok benziyorsunuz. Şu masa işte. Bu evden hiç çıkmamış. Örtüye bak ya. Bu el işi biliyor musunuz? Komple tek tek elle işlemiş. Bak şu. Aşkım bu her yörede var o el işi. Vallahi şeyler. Ben Antep'te gördüm bir tek. Sen Antep'ten çıkmamışsın. Ay ne güzel. Burası da bir oda gibi. Böyle arkadaş gelinirse burada oturulur, çok güzel. Burası böyle bir konak gibi ya. Konak işte Özge zaten. Evet. Ha şurada. Şurayı sonradan yaptırmış. Nereyi? Burayı gelinler gelirse hepsine bir oda diye oğullarına. Oo. O sonradan yapılmış. Ama öyle olur ya. Annenle de yapmıştı. Üst katı yaptırmıştı. Oğlum evleri sevdi. Evlendi. Daim evlendi. Öyle geçti. Doğru. Geldi mi peki? Geldi. Tam evlendi oraya. Ha, normalde gelmezler. Merhaba. Burada da mı bir yer var? Burası da ayrı bir oda. Bir de orası varmış. Pardon, sizi çekmiyorum. Aa! Bu ne, burası ne? Burada da lavabo var. Harika. Normalde burası oda için oda yani. Ay pardon. Evet, burası. Dışarıdan da böyle. Burası işte 150 senelik olan. Demin içeriden gösterdiğimde sonradan yapılmış. Bu arada pazar günleri burası kapalıymış. Çünkü bütün çalışanlar kadınmış. Kadınlara bir iş olanağı sağlamak istiyormuş Esra Hanım. Pazar günü aileleriyle vakit geçirsin diye kapatıyormuş. Aslında pazar günü daha çok talep olur. Bütün turist falan hafta sonu geliyor ama yine de kapatıyormuş. Bir senedir biz dedik ki niye pazartesini almıyorsunuz? Ben de işletmeci olarak bakmıyorum. Biraz duygusal bakıyorum. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Hadi bak tadına. İyiymiş. Bak ben Antalya'da... Bir dakika, o gözükmüyor. Önüne çek. Ben Antepli olarak ilk defa sütlü süt şey yiyorum. Aşure. Oğlum çok iyi lan bu. Yemin ederim çok iyi. Bak ben ne annemde gördüm, ne annemde gördüm bunu. Ya ama Esra Hanım'ın babaannesi baksana hep değişik şeyler yapıyormuş. Çok iyiymiş yani. Vallahi Allah rahmet eylesin, ellerine onlara sağlık. Aynen. Babaannesinin, sen de yemelisin bunu. Yiyeceğim şimdi. Ilık gelmiş. Iyi. Ben çok beğendim. Hafif bir aşure. Evet ya. O zaman bir sonraki durağımızda görüşürüz. Neresi olduğunu bilmiyoruz. Bu arada bu evin böyle bir şöyle bir özelliği var Özge. Ben söylemeyi unuttun sen onu. Çalışanlar hepsi Antep kadını. Yani sen o kadın evinde çocuğuna nasıl yemek yapıyorsa burada da aynı şekilde o yemeği veriyor, haberiniz olsun. Hepsi ev yemeği. Öyle fabrikasyon, restoran usulü değil. Hepsi bildiğin anne ev yemeği abi. O zaman bir sonraki yerde görüşürüz. Şu anın güzelliğine bak ya. Şu an sen meyvelerini yersin sen. Kaymak yemezsin sen. Ben kaymak yiyeceğim. Ay. Şunu sığdıramadım ben bir yere. Şu an nereye koyacağımı şaşırdım. Üf. Yok, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Buralar çok karıştı ya. Biz bu kadar şey söyledik mi ya? Ya şu önden normal biz insan gibi söylemedik de bu çatallar. Bunlar nasıl yiyeyim ben? Şimdi bu süt yanında içiliyormuş ama biz içemiyoruz. Ben içerim. Yok aşkım, intoleransımız var ikimizin de. İntoleransımız var ikimizin de. Adana'da laktozsuz sütle şey yaptık ya. Aa, bir dakika fotoğrafını çekeceğim, ne olursun Allah rızası için lütfen. Adana'da Kazım Büfe'ye zaten gitmeni dövüyorlar orada. Adama laktozsuz götürdüm ya, yapsın diye. Yaptılar, kırmadılar. Sağ olsunlar. Peki şu an sen ne yapıyorsun?
Biz bekliyoruz mesela şöyle. Sen de normalde bekletirsin. Ben bekletirim. Ben beklemek istemiyorum yani. Sus. Gel lan öpeyim lan. Hadi. Şunun güzelliğine bak ya. Ya bizim bu kaymak var ya şu. Bu dehşet bir şey çok ya. Değişik bir kaymak ya. Bunu ne yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Neyden yapıyorlar yani? Bunu şundan yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Böyle yapıyorlar. Yani. Süt işte üçgen üçgenle ne yapılacak başka? Hayır. Böyle manda kaymağı ya da normal kaymak gibi değil. Bu canın adını söyleyecek bari. Ha, günafa andayız. Bugün o maçta yedik biz. O maç bak gerçekten şu anda top 1'de bende o maç var. Evet. Bildiğin anam yemek yapmış sanki orada onu yedik biz. Biz de bundan öncekileri unutun. O maça gidin. O maçta da kebap yok tabii. Ha. Orada tencere ev yemekleri. Tencere yemekleri evde. Ne pişiyorsa o var. Benim annem tatlı sevmez. Buraya geldi bunu yedi. Aa. Şunu. Hala konuşuyor. Şimdi biz ilk evlendik. Evlendikten sonra annem ilk İstanbul şeye geldi. Özgen'in annesi Antep'e geldi. Artık dünürler görüşsün bir falan. Dünürler görüşüyor. Hiç tatlı sevmez. Buraya geldik. Hasır künefe yedik. Kaç sene oldu Özge? 2 sene mi oldu bilmiyorum ki. 2 sene olmuş hala söylüyor. Gitmiş birkaç yerlere yemiş aynısını. Onun gibi olmuyor demiş. Diyor bana. Beni oraya götür diyor. Ama benim annem böyle mıy mıy yer ya. Böyle bir tane alır. Böyle böyle ya. Cem de onu videoya çekiyor. Annem diyor ki beni çekme oğlum iştahları kaçar. Şu katmerin güzelliğine bak yani. Zerrin annem de güt güt vuruyor. Bayılıyor bak şunu da hepsini yiyor. O yüzden Zerrin annemle yemek konusunda çok güzel anlaşıyoruz. Şimdi geçen gün gece eve gittik. Geç gittik. Annem de uyumuş. Anahtar yok bizde tabi. Bu dedim bize kızar. Buraya geldik, künefe aldık bir tane götürdük. Kapıyı açtı şöyle açtı. Künefeyi gösterdim yüzü güldü. Sonra uykudan uyandı onu yedi geri yattı. Bu tam bizim yapacağımız hareket. Emin ederim ya. Dün de Cem nohut dürüm yemeye gitti gece. Evet şeyde, 1.30'da. Gece 1.30'da. Anneme soruyor yer misin? Annem diyor yatacağım ama yerim. Cem getirse yine uyanıp yiyecek vallahi. Harika ya. Şeyde Ömeriye Camisi'nin yanında geceleri dürüm, nohut dürüm saç oluyor. Oraya gidin. Taze taze sıcak. Ha gece. Beni de çağırdı ben gitmedim. Yani sıcak sıcak taze güzel yani. Wow değil ama güzel yani yenir. Çünkü nohut dürüm. Pisliğine. Nohut dürüm bana göre değil ya. Özce burada hiçbir yemek sana göre değildi. Hayır hepsini çok beğendim. Ama Özce'nin değildi. Ya önceden ama hepsinin tadına baktıktan sonra bana şimdi göre dedim. Nohut da öyle şu anda. Yedim ya aşkım ben. Toktun Özge full gittik yarım ekmek yedik. Fark etmez kuru geldi bana ya. Ne geldi? Ekmeğin içinde nohut kuru geldi. Bunu sen ye, bunu ben yiyeyim. Olur mu? Niye? Bitiremeyiz ki anneme götürürüz. Tamam abi peki. Anama götürürüz diyor. Annem de şeker hastası. He, yememesi lazım ha normalde. Şimdi annemin, annem dedim Zerrin annem yani, Cem'in annesi. Kolesterol çıkmış, doktora gidiyor, kolesterolüm var falan, çok yükselmiş teyze diyorlar. Eve geliyor kızartma yapıp yiyor. Bomba ya. Harika ya. Ne olacak ondan diyor. Bir süt verir misin bana? Oğlum kalpler nasıl olmuş biliyor musun? Hayır veremem. Bu gece orada düzgün uyuman lazım. Evet doğru. Ben bugün hastaneye yatacağım da. Öyle bir dedik ya. Uyku apnesi var bende. Ne apne özellikle? Değil apne. Apne mi akne mi? Neydi lan apnesi apnesi. Uyku apnesi var evet. Uyku apnesi varmış bende. Akne de sivilce sen de akne diyorsun. He. Ama karşımdaki anlıyor onu. Benim onu yanlış söyleme ihtimalim olduğunu düşünmüyor. O doğru söylemiş gibi algılıyor onu. Neyse. Gece gidip yatacağım. Orada. Hanımdan ayrı yatacağım bugün. Ya biz emin değiliz de olabilir diye bir görünecek. Bir test yapalım, görelim dedik. Ben horlamam diyorum da Özge horladığımı söylüyor. Ben horlamam normalde, ben biliyorum. Tek horlama değil, böyle nefesim tutuyor falan yapıyor. Ben de araştırdım, böyle bir şeymiş dedim. Yazıyordu. Şimdi bir gün böyle inceliyorlarmış, bakıyorlarmış. Ondan sonra ne oluyormuş aşkım? İşte çıkacak ne varsa. Heh, işte. Belki de geniz etinden alakalı, evet. Neyse. Ha, bende geniz eti var ya. Ondan yani, özür dilerim. Bende de var geniz eti. Seni gün küçükken aldırmışlar. Rahatlıkla. O geri oluyormuş. Büyüyormuş o. Büyüdü o. Abi oldu. Katmer. Ya yemin ederim katmer efsane olmuş ya. Yağ gibi kayıyor ha.
Gerçekten İcem'i anladım. İstanbul'da yapamıyorlar katmere. Niye anlamıyorum sebebini? Beni şey sanırdı, böyle her şeyi çok biliyorum. Sadece buradan katmere inmez. Niye ya? Ya yenmez oğlum işte. Bak yapmıyor, yapamıyor adam işte. Çünkü? Ama kebap konusunda katılmıyorum. İstanbul'da da çok güzel kebap yapan yerler var. Çok değil. Aynen var ama yani. Aa, beş parmağı geçmez. Doğru. Bu doğru. Yarın nereye gidiyorduk? Etli ekmek. Yarın size şeyi göstereceğim. Kasapla fırının antrikte ne kadar önemli bir şey olduğunu. Şu muzu verir misin? Göstereceğim. Zaten kebapçının yanında fırın oluyormuş hep. Ekmeği oradan almak için. Acıktın mı? Lokantaya gitmiyorsun. Kasaba gidiyorsun. Ben açım diyorsun. Ne istiyorsun diyor. Etli ekmek. Ama kaç tane? Üç. Çat 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 hemen veriyor fırına. Harika değil mi ya kasaptan? 15 dakika sonra git diyor, fırından al abi diyor. Gidiyorsun 15 dakika sonra fırında hazır. Bu kadar. Ben bu sistemi çok sevdim. Bir de şeyi çok kıskanıyorum. Yemeğini fırına gönderip pişirtirme. Abi o İstanbul'da bana onu çok gözüm arıyor biliyor musun? Ama bir tane videoyu dedim. Bir tane fırın. Patlıcan patlıcan zaman o. Fırın isyan etmiş. Biz fırıncı mıyız? Patlıcan. Patlıcan değil. Bacan mı pişireyim, yemek mi pişireyim, tepsi mi pişireyim, ben ekmek mi pişireyim mi delirdi adam. Adam bütün gün tepsi pişirmiş. Bu arada sadece Antep'te değil bu, Diyarbakır'da da öyleydi. O videoyu bulursam araya koyacağım ben onu. Delirdiğini görün. Bence doğuda var bu. Çünkü Diyarbakır'da da öyle. Adıyaman, Diyarbakır. Oraları bilmiyorum da Diyarbakır'da yaşadım ya. Var abi tepsi kebabı. Lahmacunu mesela içini yapıyorlar, fırına gönderiyorlar. Onlar yapıyor, gönderiyor sana. Evet. İçini kendin yapıyorsun. Ya da fırın yemeği yaptırıyorlar. Ha, bence harika ya. Olay. Ne diyeyim ki işte. Vallahi acıktım ha. Acıkmış. Neyse. Burası da böyle bir yer. Yarın etli ekmekle görüşürüz. Bana göre Gaziantep'te yiyebileceğiniz en güzel künefeyi yiyebilirsiniz burada. Katmer ben ilk defa yiyorum burada. Muska yemiştim. Gerçekten katmer de çok iyiymiş ya. Bir şey diyemedim şimdi adama. Ben tatlıcı değilim ya. Bak tatlıyı yiyemiyorum ben. Ama künefe asıl efsane. Katmer de beni yakaladı. Şuna ilk çok eskiden Cem bana yedirmişti. Aşık olmuştum. Sevmem. Bir Diyarbakır'ın burma kadayıfını çok seviyorum. Bir de bu. Hep Özge'ye yemekle vuruyordum ha. Makarnayla kandırdım. Tatlıyla etkiliyorum. Ha bu arada ben Diyarbakır'a gittim 2 günlüğüne burada. Çok güzeldi. Orada çok güzel lahmacun yedim. Çekmedin ama. Ya nasıl çekeyim? Mikrofon falan. O iş yalandı. Bu arada lahmacuncu patlamış. Kapısında kuyruk bekliyorsun. Eskiden böyle yani yine biliniyormuş da o kadar değil. Şimdi çok biliniyormuş. Adamlar böyle kapasitesinin üstü çalışıyor. Allah Allah. Bizden sonra mı oldu acaba? Bilmiyorum. Sıla bile gitmiş, fotoğrafları var. Hemen böyle ünlü gidince fotoğraf çekilme olayı var ya. Sen de çekilmedin hemen. Ya ben ünlü değilim ki. Neyse 6 tane lahmacun yedim. Baran var, Ruken ablanın. 6 tane nasıl yedin Özgür Hanım? O ince zaten o. Yeniyor işte. Lahmacun değil çünkü. Şaka tamam hadi. Böyle sen o tatlıyı nasıl yiyorsun ama Özge ya? Nasıl? Ben hiç yemedim buradan abi, biliyor musun? Ben şurada bir dilim yedim sadece. Deli misin? Bak gerçekten Var'a git. Ben bir tane şu kareden yedim, şimdi bu ikinci. Bunu hepsini mi yedin? Sen yedin. Onu da sen yedin, ondan bir tane aldım. Aldın mı? Evet. Pirana gibisin, ne yediğini bile bilmiyorsun. Ucu deli. Ne anlatıyordun? Bir şey anlatıyordun. Maver diyordun. Maver. Baran. Baran. Lahmacun geldi. Baran 1,5 yaşında. Rukin ablanın çocuğu. Lahmacun geldi abi. Ben yiyemiyorum acı diye. Ağlıyor. Kendini yırtıyor lahmacun yiyeceğim diye. Böyle yiyor. Küçük dişlerin arasında lahmacun kaçmış. Evet. Küçük çocuk gibi genzine sürekli yemek kaçırıyor ya. He ya. Sürekli böyle. Bir kere kaçırdım çünkü şu alışkanlık oldu ondan sonra. Ben bunu böyle yerim ya. Ya bunun ağzı da demir gibi. Bunu ben dişlerim sızlıyor. Bak demir gibi yiyor onu. Ne anlatıyordum neyse. Lahmacun yedi acı acı. 1,5 yaşındaki çocuk, ben yiyemedim. Toprağında mı bir şey var oraları? Sonra ağlıyor, soğan yiyecekmiş. Yeşil soğan da değil, beyaz soğan, lahmacun. Öyle lahmacun için. Ağlıyor. Tuz da verseydiniz bari. Verin eline dedim ya, gözüne kaçırırlar falan. Kaçırır diye. Bir tane verdiler, sustu, yedi. Bir daha yedi. Ya 1,5 yaşında çocuk ya. Harika. Yalnız Baran'ı görseniz. Adam suratı gibi adam zaten. Gibi böyle. Ya harika. Ben o 18'de geldiğinde abi çekerim ben ona. Abi nasılsın derim. Gerçekten mükemmel bir çocuk ya. Acı lahmacun yedi.
Yemin gerçekten ediyorum nasıl acıktım biliyor musun Özge? Aşkım bak uyuyacaksın, uyuyamazsın ha orada. Yemekte mi? Orada uyuyamazsın. Niye? Çok yersen. Niye? Gerçi biz çok yiyince uyumamazlık olmuyor. Aksine daha çok uyuyorum ben. Bayılıyorum. Ye biraz. Yemek istiyorum ben. Şekerin çıksın. Nohut dürüm yemek istiyorum ben. Ya dün gece yedin ya onu. Bir daha yemek istiyorum. Yiyeyim ben onu, bir daha yiyeceğim. Hı. Bir tane küçük dondurma koy şuraya, yiyeyim bari. Cem sen nasıl bu kadar tatlı? Çok bu çok çok. Yersin, bir şey olmaz. Hayretler içindeyim, nasıl yedin bu kadar şeyi? Ben yemin ediyorum fark etmedim ya. Ne yapıyorsun Özge? Hepsini yiyemedim. Ay ağzım dondu. Bak benim abarttığımı sanıyorsanız ağzım donduğunda, bende sıkıntı yok, problem onda. Kesinlikle onda. Ben ama küçükken de böyleydim biliyor musun? Ay. Burada da dondurma, kesme dondurma. Antep'te de öyle olur. Çatalı batır yersin abi. Ya da kaşıkla böyle yaprak yaprak kesersin, çeker. Abi iyi de ağzı donan insan. Gel şu sakalını temizle. Hadi çocuk hadi. Yemezsin abi. Tamam sildim. Kapatalım artık o zaman. Özge ben nasıl az önce öksürdüm, ölüyordum ha, fark ettin mi? Korkuyorum zaten senin bu hallerinden. Allah'ım sen koru yarabbim. Muhtemelen ben keseceğim, siz görmeyeceksiniz. Daha önce genzime kaçtım. Bir kere ablam geldi, kurtardı, bir kere de iş yerinde bir çocuk kurtardı. Şöyle evet ya, neyim ufuk, ben evrası diyorlar işte. Ufuk kurtardı beni. Şurasını sıkıp hık diye çıkarttırıyorlar ya. Ara ara gidip geliyor böyle. Vallahi, yemin ediyorum saliseyle kurtuldum ikisinde de. Birisine de özden baldızım ya. Allah razı olsun ondan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Bildiğin o da hayatımı kurtardı. Ama Ufuk unutamıyorum. Ufuk'un yaptığı var ya. Ufuk. Ufuk çok teşekkür ediyorum sana ya. Ufuk'a selam olsun. Abi öyle bir şey değil. Ben Ufuk'u unutamıyorum. O yaptığını. Çünkü ben salise kalmıştı ya orada. Ölmezdim de bilincin giderdi belki. Vallahi nefes alamıyordum. Nasıl bilinç ölmezdim? Ay Allah'ım yani sus be sus. Bayıldım ben mesela. Sus ama beni, nefes alamıyorum ki. Anksiyetem tutuyor sonra. Neyse görüş. Yarın sizi kasaba götüreceğim. Oradan sonra da İstanbul'a. Evet ya. Önce 10 kaç gündür buradayız. 10 gün oldu mu ya? Oldu aşkım. 2 Aralık'ta gelmişiz. Bugün 12 Aralık. Şaka yapıyorsun. Helal olsun. Yedik gezdik, iyi gezdik. Çünkü biliyorsunuz biz Romanya'ya gidiyoruz. O yüzden de gitmeden bütün eşimizi yerim dedik. Etli ekmekle görüşürüz. Paket yaptırayım mı bunları? Yaptır anneme götür. Annem şeker hastası Özge. Geldik geldik. Allah. Yemedim arabadan. Hadi bakalım bismillah. Kapat mis. Çok merak ediyorum. Bizim Kastamonu'nun etli ekmeğiyle bence alakası yok. Yine alakası yok ya. Yani biz aklımda hayal ettiğimden farklı bir şey olacak. Alakası yok ya. Çekeyim bir dakika. Gel gel. Bak şen kasap. Kasap bu. Fırında yanındaymış. Fırın hemen yanında. Tamam. Selamun aleyküm. Merhaba, nasılsınız? Eyüp Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormadım. Merhaba. Hanımla tanıştın mı sen? Memnun oldum. Ay, kamerayı çekiyor mu? Sorun yok. Eyüp şunun, tamam. Eyüp şunun sesini bir kısma amca olur. Bir telif melif yemeyelim, oradan patlamayalım. Müzik şimdi çıkar. Ben üstüne onu şey yaparım, müzik koyarım. Evet. Eyüpçüğüm. Eyüpçüğüm bizim, biz burada, ben burada büyüdüm o Antep'in evet, içinden sonra buraya taşındık biz. Burada bizim ailemizin kasabı Eyüpçüğüm. Biz acıktım mı gelirdik buraya. Eyüpçüğüm bize bir etli ekmek, bir lahmacun yap. O yapardı, fırına verirdi. Gider fırından alır yerdik. Şimdi bugün anılarımızı tazeleyeceğiz. Hoş geldiniz Şeref Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eyüp'ün bu arada hanımı senin fanımmış, haberin hadi olsun. Hadi ya. Evet. Çok selamlarımı söyleyin. Şimdi arayacağım görüntüde hatta. Aa süper, tamam. Ne yapacaksın bize? Etli pide yapalım size. Etli pide mi, ekmek mi oluyor? Bu aradaki fark ne abi? Etli pide bizim Konya'daki etli ekmekle buradaki etli ekmek falan var ya. Buradakiler ağır biber, domates. Bu kadar. Bir kıyma olarak. Ha ya, tamam. Aha. Bu. Tamam abi. Tamam. Böyle büyük başlayalım, bir tane yerim ben. Yerim ben. Zaten büyük bu arada. Her bir, uzun ha, değil tamam mi? 5 santim falan tamam var. Böyle. İki tane yeriz. Ha, birer tane yeriz abi. Tamam, tamam abi. Özüm tamam abi. Şimdi bu Özge Hanım az önce Eyüp Bey'in eşiyle telefonda konuşurken mikrofonu açıktı. O yüzden burada Eyüpçüğüm burada yağlı karayı anlattı. Taraklığı anlattı. Maraş taraklığını. Etinin nasıl olduğunu anlattı. Domatesleri falan her şeyi koydu. Ama üstünde Özge Hanım'ın arkada telefonda konuşma sesi vardı. O yüzden yayınlayamıyoruz burayı. Özge Hanım şu andaki suratını görüyor musunuz? Mutsuz. Üzüntülü. Çok korktum. Kurban olursa ben gel gel gel. Özür dilerim. Oy 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 oy. Eyüpciğim ne yaptık abi, anlat şimdi. İçinde ne var abi bunun? Ne yaptık? En baştan anlat. Yağlı karalı etimizi hazırladık. Ondan sonra domatesimizi, biberimizi ayarladık. Baharatlarımızı attık. Baharat ne? Baharat, pul biber, karabiber, tuz. Tamam, bu kadar mı abi? Bu kadar. Dükkanın adı Şen Kasap. Şen Kasap.
Eyüpçüğüm buraya gelirseniz 2 kişilik yemek yapmıyor, haberiniz olsun. Ama derseniz ki bana 50 kişilik lahmacun yap abi geliyoruz dersen, adam yapar, hazırlar, gider alırsın fırından, bu kadar. Doğru mu? Doğru. Yani bizden sonra gelip de isteyenlere yapar mısın? Çok net oldu ama yapmayacağım abi. Eyüpçüğüm böyle şey yoğun olduğu için burası iki içi uğraşmıyor. Bizi şimdi kırmadı sağ olsun. Anılarımızı tazeliyoruz. Değil mi Özgoş Hanım? Evet. Evet. Sen evet. Yakından çeksene. Ben yakından çekeyim peki, buyur. Et ekmeğimiz bizim burada Antep'e özgün zırhtır her zaman. Zırhta çekilir. Hı. Sen de bilirsin bunu. Abi bilmez miyim? Yıllar tamam. Önce Cem'in bundan 15 yıl önce burada etli pide çektiği günü bilirim bunu. Hadi yapma. Evet. Makine yok abi. Direk geldi her şey. Harika ya. Sanki canım çekti. Tamam. Kastamonu'nun etli ekmeğiyle alakası yokmuş. Ya Özge Hanım. Ama seni birdenbire görmek yani şok ya. Şok mu oldu? Doğru, biz kaç yıldır görüşmüyoruz Eyüp? Rahat bir biz 5-6 şey yıldır görüşmüyoruz. Geçen sefer gelmedin mi? Yaptırdın mı bir şeyler? Eyüp yok muydu? Ben yoktum. Ha sen yoktun. Cihan tamam, yaptırdı. Cihan yaptırdı. Eve gelen yemekler de buradan geliyor bu arada. Eve Cihan lahmacun falan yaptırdığı zaman buradan tamam. Yaptırıp getiriyor. Nasıl oldu abi? Böyle çiğ görünce bile insan canı çeker mi? Çok güzel değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Hadi gidelim abi. Özgoş gelecek misin? Geliyorum. Bakacak gel ki. Gel. Abi çekiyoruz da. Selamünaleyküm. Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Acı iki ekmeğimiz var. Etli ekmek yapar mıyız? Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Yabancı değil. Arkadaşımız dostumuz kendisi. Eyvallah. Bak gel, senin bu kalın deyip yemediğin ekmek bu. Yemiyorum değil. Buna dürüm, bana kalın geliyor. Biz böyle seviyoruz bak hele ya, kurbanım hele ya. Taze şu ekmeğe bak ya. Şu ekmeğe bak hele ya. Lokunun alalım. Tamam. 3 yap abi o zaman. 3 çıkarsa 3 yap. Sen nasıl istersen. Öbür tarafa. Bizim evde yediğin zeytin böreği var diye Özge, bizim annemin yaptığı. Hatırlamıyorum. Bu da o. Oo, hazır mı abi? Üf. Baba eline sağlık ya. Çok güzel oldu ya. Kolay gelsin. Özge'nin her tarafı un oldu ya. Bak Öypçüğüm böyle getiriyor. Ondan sonra afiyetle yiyorsunuz. Birisi kapağını yiyeceğim. Birisi kapağını yiyeceğim. Of 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 of. Oo, ayran da gelmiş. Ayran da gelmiş. Eyüp'cüğüm sen 3 tane mi yaptın bunu? 3 tane. Ben kasaba şey fırıncı dedi ki abi 2 tane yap dedim. Çok olur bu dedi. Meğer adam kendine yapmış bir tanesini. Yalnız nasıl oldu biliyor musun? Of of. Yemin ederim var ya. Üf. Ay Özgoş teşekkür Hanım. Ederim. Doğru söyle abi, hiç şey gerçekten yapma. İnanılmaz güzel. Değil mi? Tamam bak, bu bir ne bileyim bıçak arası gibi, işte et ekmek gibi değil. Çok farklı. Ama çok lezzetli bir şey abi bu. İnanılmaz güzel. Evet. Yutkunuyorsun şu anda. Çok yutkunuyorsun. Acayip canım çekti. Şunu şuraya bir yere koyayım diyor kafamda. Tamam sıra bende. Kamerayı kurdum. Hı. Özge ayran. İçeceğim. Bak böyle bir hizmet yok, haberiniz olsun. Sonra demeyin. Biz buraya geldik, Eyüp bize bunu yapmadı demeyin. Aynen normalde böyle. Evet. Yani şöyle alır götürürsün ama böyle bir yeme şekli yok yani. Bunun üstüne biraz acı koyacaktı var ya Özge. Ben acılı yiyemem ama. Şurada tabure vardı, masa vardı. Eyüp yapardı, orada oturdu, yedik. Yemin ediyorum o an canlandı gözümde, biliyor musun? Direkt ağzıma alınmaz. İlk dedim ki acısız olsun. Eyüp böyle bir durdu. Biraz durur sonra. Neyse dedim koymayayım. Ama yine bunda azıcık acı var. Acı var. Çok hafif. Yeniden geliyor amacısı. Evet, evet doğru söylüyorum. Ama hafif acı var ha. İyi bu kadar yenir. Ay çok. Çok güzel olmuş ya. Vallahi. Değdi mi Özge Hanım? Değdi.
Bir nohut dürümü yemedik ama. Böyle bir şey beklemiyordum. Yengem arıyor muhtemelen. Ha. Gel gel. Gel. Afiyet olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Gel beraber otur abla. Yer misin? Sen koydum da peçeti yasak. Madalı boynu ha. Bin defa. Oğlumuz burası. Olsun ben de kardeşim. O ben de senin oğlunu sayılırım. Ah. Tepet nasıl olur? Bir de peçete de vereyim dur. Dur ben sana şu konumlara ise yapmam. Acı. Ha. Ay. Ha, tamam. Kısmet benim. Şunun içine kalırsa kalsın. Güle güle. Damacım yapacağım. Bir şey söyleyeyim, etini de kendi getiriyor. Yapıyorsun yani böyle. Harikasın. Burada oban var. Aslında. Genelde ben müsait olduğum zaman burada, sürekli burada da değilim yani. Babası var, babası da biraz akis bir adam. Ya bu hizmet niye İstanbul'da yok ya? Var. Bağcılar'da var. Bağcılar'da varmış bu hizmet. Bağcılar'da var, Gazi Mahallesi'nde var. Harika. Etini ben... falan getirdi ablam. Malzemesini, sarımsağını, soğanını getirdi. Benim burada doğrayacak, sonra şeye gidecek. Bir tane yemedin ama. Yok, bir parça yedim. Oy. Doğrayacak, gönderecek. Ne güzel. Yanında da fırın var. Oh Bağcılar'da be. Var. Gazi Mahallesi'nde var. Başka? Ben bilmiyorum. Genelde böyle kırsalda oluyor abi. Ben seviyorum. Bağcılar'da Miraç Et var mesela. Bazı oraya gidelim. Kasaplı iş bir yerde yok ama. Ama bak, bu Diyarbakır'da da yapıyorlar bu işi. Ama kasaptan manava. İşte manava hemen alıp veriyor falan. O da var yani. Güzel. Zaten üçü yan yana açılıyor. Kasap, manav. O şey gibi, kanun gibi. Al. Şu büyüğü ver bana. Al o zaman. Güzel mi özel büyüğü? Aha onu yiyelim. Helal olsun lan benim karıma. Harika olmuş. Videoyu kapatalım da artık. Bittin. O zaman burada kapatalım videoyu. Hmm. Bu videonun parolası olsun. Parolası Şen Kasap. Ha, böyle dedim, bunu diyeceğini biliyordum. Parolamız Şen Kasap. Videonun sonuna kadar gelip izlediyseniz yorumlara Şen Kasap bekliyorum. Artık nerede görüşürüz bilmiyorum. Biz İstanbul'a dönüyoruz. Görüşürüz. İnanılmaz güzel oldu. Bence bunu evde de deneyebilirler. Bunu yapmayı mı? Evet. Tarifi gördünüz. Tarifte ne var ayıp? Hemen bir anlatsana. O yüzden ses binmişti. Tarifte domates, biber. Ne kaç domates? Bir domates, üç biber. Et ne kadar? 300 gram. 300 gram et, kıyma yağlı var. Yağlı karalı kıyma. Yağlı karalı kıyma. Evet. O döşte iki tarafı. Taraflı tarafı. Tuz, karabiber, tamam. Kur biber. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. İri çekiyoruz biraz. Ondan sonra bunu evde böyle pide gibi yapıyoruz. Efsane olmuş ya. Çok güzel. Görüşürüz. Yalnız evet. Bu arada salça var mıydı? Yok salça. Pulver, antep pulver olmazsa olmaz. Antep'imizin reklamı da yaptık. Evet. Oğlum bütün video antep reklamı kaynıyor zaten. Bir gün beni... Evde küçük küçük de doğrayabilirler aslında. Küçük evet. Küçük. Beni sürekli linç ediyorlar zaten. Sen antep'i çok abartıyorsun abi diye. Bir sinema gitsek ben de orayı abartırdım. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Deniyorduk ama sonra... Gelip tost yemeye karar verdik. Tost yerine geldik. Aynen, hoş geldin. Hoş bulduk. Antep'te olup da burayı bilmeyen yok. Evet, aslında herkes biliyor bence artık ya. Ben onu mu? Ben herkes öyle düşünüyorum. Evet, herkes biliyor artık. Ben artık geçen sefer de yiyemedim. Bu sefer yemezsem içimde kalır dedim. Küçük de olsa bir tost yapayım, yiyeyim öyle gideyim de. Şu an tokuz ha, kasaptan çıktık buraya geldik. Bunu yiyip havalimanına gideceğiz. Diğer videoda görüşürüz. Erol Usta'nın yeri... Karagöz'de. Aynen. Belçez'de hemen. Google'da yazdım zaten. Tosyer ol hemen tık getiriyor sizi buraya. Haberiniz olsun. Gelin mutlaka iyi. İstemem. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz olsun. Bak tostu bir kenara hadi. Ya bu sos var ya. Bakın. Tostun adını, sosun adını biliyor musun? Heder ettin beni. Ya yemin ediyorum o kadar lezzetli ki sos. Bu kaşıkla yerim ben bunu ya. Aa çok yemek. Çok lezzetli ya. Vallahi. Hatta bunun satışına da başladı. Millet alıp makarnaya kullanıyor. Aa. Tam makarnalık yani sos. Ha, buradan bir şey andırıyor dedim ben. Gayet yanında da mı? Ben acı sandım. Öyle acı değilmiş. Çok böyle hafif. Çok az acıdı. Geriden evet. Geliyor ama yediren bir acı yani böyle şey. Çok uzadı bu video. Ben fırın dedim. Hayır öyle yemeyeceğim dedim. Ben de fırın dedim ama yiyecek vallahi. Tostumuzun kendini yediğinin özelliğine sahip. Ya sosun adını yapacağım. Heder ettin beni. Görüşürüz. Erol, bir selam ver. Bir selam ver. Merhabalar. Herkese görüşürüz. Görüşürüz.